Merhabalar arkadaşlar. Şimdiki dersimizde sayılar konusunu işleyeceğiz. Sayılar konusu matematiğin en temel konularından bir tanesidir. Öncelikle işlem önceliğini göreceğiz ve daha sonra sayı kümelerini inceleyeceğiz. İşlem önceliği dediğimizde arkadaşlar bir sıralamamız var. Üçlü bir sıralama. Öncelikle parantez içi, daha sonra çarpma ve bölme işlemi ve daha sonra da toplama ve çıkarma işlemleri yapılır. Çarpma ve bölme işleminde karşımıza belli kurallarımız var. Burada artı diye pozitif sayıları göstereceğiz. Yani önündeki işaret artı olacak, eksi diye negatif sayıları gösteriyorum ve çarpma ve bölme işlemlerinde eğer ki iki tane pozitif sayı çarpıyorsanız sonucu pozitif, iki tane pozitif sayıyı bölüyorsanız sonucu pozitif gelecektir. Eğer ki işaretleri farklıysa biri artı biri eksi e, ya da birincisi eksi ikincisi artı bunların sonuçları hem çarpmada hem bölmede eksi yani negatif gelecektir. Eğer ki her ikisi de eksi yani her ikisi de negatifse hem bölünüyor ya da çarpılıyorsa fark etmez sonucu mutlaka pozitif gelecektir arkadaşlar. Şimdi örneklerimizi inceleyelim. İlk önce paranteze bakıyorduk. Daha sonra çarpma bölme, daha sonra toplama çıkartma. Bakın burada bir parantezimiz var. Öncelikle bu işlemi yapmamız gerekiyor. Eksi 8 bölü eksi 4 var. Öncelikle işaretine bakacağız. Böldüğümüzde eksi ile eksiyi böldüğümüzde sonucu artı geliyor. 8 ile 4'ü böldüğümüzde cevabı 2 gelecektir. Yani bu parantezin içi 2'ymiş. Hemen düzenliyoruz. 7 eksi 2 bölü 2. Bakın toplama ve bölme işlemi var. Hemen işlem önceliğinden bölmeyi yapıyoruz arkadaşlar. 2 2'ye böldüğümde 1 geldi. 7 eksi 1'den cevabımız 6'dır. Bir sonraki örneğimizde e, yine bize bir parantez vermiş. Çarpma ve toplama işlemleri var. Dikkat edelim. Öncelikle parantez içinde yapacağız. Parantez içine ayrıca yazdım buraya. Bakın burada hem çarpma hem bölme işlemleri var. Öncelikle bunları yapıp daha sonra toplama işlemini yapacağız. Eksi ve artıyı birbirine böldüğünüzde eksi geliyor. 2'yi 2'ye böldüğünüzde 1 geldi. Arasındaki işaret artı. 1 ile 3'ü çarptım. Cevabı 3 geldi. Eksi 1 ile 3'ü topladım. Cevabımız 2. Yani parantezin içerisinin cevabı 2'ymiş. Şimdi birazcık daha düzenledim. İçerisine yazdım. Eksi 3. Parantezin cevabı 2 idi. Artı 2 yani artı 4 çarpı 6 geliyor. Bakın iki tane çarpma işlemi var ve toplama işlemi. Toplama işlemini en sona bırakacağız. Eksi ile artıyı çarptım. Eksi geldi. 3 ile 2'yi çarptım. Cevabımız artı. Ve artı dediğim 4 çarpı 6'dan 24. Bu ikisini topladığımızda cevabımız 18 gelecektir. Bir sonraki örneğimizde bir bölme işlemi verilmiş. Öncelikle yine pay ve paydasındaki işlemlere bakacağız. Bu işlemlerde işlem önceliği var. Bakın şurada ve şurada çarpmalar. İlk önce çarpmaları yapacağız. Sonra toplama işlemini yapıp arkadaşlar çünkü parantez gibi düşünün şunları pay ve paydalarını ayrı ayrı bir parantez olduğunu düşünün e, ve daha sonra bölme işlemini yapacağız. Şimdi hemen tek tek şu işlemleri yapalım. Artı ile eksi çarptım. Eksi 12 geldi. Eksi 2 ile eksi 8'i çarptım. Buradaki işaretli eksi olduğunu unutmayın. İsterseniz bu eksi en sonunda da işlem olarak yapabilirsiniz. Ama öncelikle yapalım. Eksi ile eksi çarptım. Artı geldi. E, 2 ile 8'i çarptım. 16 geldi. 5 ile 2'yi çarpıyorum. 10 geldi. 4 ile 2'yi çarptım. 8 geldi. Şimdi işlemimizi yapalım. Eksi 12 artı 16 bölü 10 artı 8 geldi. İşlemim. Üst tarafım hemen 4 geldi. Alt tarafta 18 haline geliyor. 2 ile sadeleştirebiliriz. Rasyonel sayılarda bunu göreceğiz arkadaşlar. 2 ile sadeleştirdiğimizde pay kısmında 2, payda da 9 geliyor. Yani cevabımız 2 bölü 9'muş. <laughs>